Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli kardeşlerim. Bugünkü dersimizin konusu Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerle ilgilidir. Önceki derslerimizin birinde Allah kitaplarını ne için indirdiğiyle ilgiliydi ki yani bu indirilmenin asıl amacı insanların başkalarına kul köle olmamaları İyi bir kişilik, iyi bir benlik oluşturmaları, yoldan çıkmamaları ve örnek bir toplum oluşturmaları için indirdiğini söylemiş. Yani asıl, asıl amacının, kitapların indirilme amacının bu olduğunu, insanların birbirlerine kul köle olmamaları. İşte bu yüzden indirilenle hükmetmenin de gerektiğiyle ilgili bugün, konuşacağız ki Allah'tan başkasına kul olmayalım. Yoldan çıkmayalım. İyi bir toplum oluşturalım. Tüm kitapların ortak vasfı şu. Mubin yani açıklayan olmasıdır. Ki Kur'an-ı Kerim'de bir vasfıdır bu. Ve Kur'an-ı Mubin ve Kitab-ı Mubin yani açıklayan özellikte olması. Aynı zamanda tamamlayıcı yani herkesin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde olması, tüm sorunlarını çözecek sorunda bir kitap yani e, her toplumun her ansi bir sorunu çözebilecek bir yapıda olması. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi 3. ayetinde el yamakmal tu lekum dinakum ve tu Aleyküm nemati. Ben bugün dininizi tamamladım, mükemmelleştirdim, kemale erdirdim ve nimetimi de sizin üzerinize tamamladım buyurur. Kur'an hem tam hem de açıklayan bir kitap olduğu halde birçok kesimin yani dünya çapında insanların büyük çoğunluğu tarafından Allah'tan gelen kitabın yetersiz olduğu, tam olmadığı, eksik olduğu ve mücmel yani açık olmadığı konusunda hem fikirler. Tüm toplumlar dünya çapında neredeyse tamamına yakını. Şimdi bu gibi anlayış sahiplerinin yani Allah'ın dini dışında bir din icat edenlerin ortak özelliği şu kitabın eksik olması, yeterli olmaması. Hatta Nebimizin tebliği sırasında müşrikler de aynı, yani el kitap da o dönemde de aynı fikirde olmuşlar. O yüzden Allah-u Teala'nın Kebut Suresinin 51. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Evelem yekfihim enne enzelne ileykel kitabe yutla aleyhim. Onlara anlaşılır şekilde okuyan kitap yetmiyor mu ki? yetersiz mi görüyorlar? Bir başka ayetinde de yetersiz gördükleri için başka hükümler, başka hakemler isteme peşindeler. Ki En'am suresi 114. ayetinde şöyle buyurur Rabbimiz. Efe gayrallâhe ebtaghi hakemen ve huvellezi anzele ileyküm kitâbe. Yani Nebimizin e, e, diliyle şöyle anlatıyor. De ki ya ben elimdeki açıklayan yani hükümü tamam olan herkesin bilir şekilde ol yani herkesin anladığı şekilde olan bir kitapta Allah'ın dışında bir hüküm mü arayacağım? Evvelen efekayrullah vahvallazi başka bir hakem mi arayayım? Başka bir hüküm koyucu mu arayayım? Yani Allah'ın kitabında bütün hükümler açıklayıcı mahiyette apaçıktır. Fakat maalesef insanlar bu açıklayıcı özelliğini göz ardı ederek, bu tamamlayıcı özelliklerine göz ardı ederek kendilerinden açıklayan ve tamamlayan kaynaklar, açıklayan şahıslar edinmişlerdir. Bir sürü kaynaklar edinerek yeni bir din oluşturmuşlardır. Allah'ın dinine alternatif bir din paralel bir din, paralel yapıda bir din diyebiliriz buna. Yani şu çok önemlidir arkadaşlar. Nasıl ki Allah'ın Allah'ın yanında başka bir ilah, yani Allah'la insanlar arasında bir ilah edinmekle tevhid bozulduğu gibi Allah'ın indirdiği kitaplarına alternatif kitaplar, kaynaklar oluşturmak da tevhidi o şekilde bozar. Çünkü Allah'ın indirdiği bir hükmü eksik görüp veya onu nesh anlayışıyla ortadan o hükmü ortadan kaldırmak veya birilerinin görüşüyle yani ortaya koydukları kaynaklarla o hükmü değiştirmek bir mümin gibi Allah'ın indirdiği hükme razı olmamak, teslim olmamak ve Allah'ın hükmüyle hükmetmemek anlamına geliyor bu. İşte maalesef insanların çoğu bizden önceki ümmetler bu şekilde yolla, yollarından saptılar. Bu yüzden Maide Suresi 43. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki, yanlarında içinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat varken nasıl oluyor da seni hakem yapıyorlar? Sonra bunun ardından verdiğin hükümde verilen bu Allah'ın o koyduğu hükümden de yüz çeviriyorlar. İşte onlar ve, hum la yu'minun. Ulaike, yani, ve ma bil mu'minin. Onlar gerçekten de Allah'a güvenmiş, inanmış değillerdir. Çünkü Allah'ın kitabını yetersiz görmüş, hem kitabını hem de hükümünü geçerli kılmamışlar görmemişlerdir. Şimdi konumuzun asıl özüne geliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi yani sıradaki ayet var 44 45 47. ayetlerde. Hep şöyle söyleniyor. Ve men lem Her kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar kafirlerdir. Diğer 45. ayet. Ve men lem yahkum Bakın 45. Maide 45. ayet. Her kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar zalimlerdendir. 47. ayette de aynı şekilde ve men lem yahkum bi menzelallah fehulekumul fasikun. Kim ki Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar fasık yoldan çıkmışlardır diyor Rabbimiz. Şimdi burada Ayetin öncesi var tabii ki. Öncesiyle ilgili çoğu insan e, olayın ne olduğunu anlamadığı için hüküm vermek dedik de sadece siyasi konuda hükümlü anlıyor. Ve bu yüzden bu konuyu tağuta indirgeyerek siyasete alet edirler ki bir sonraki konumuzda çünkü konu gerçekten büyük ve geniş bir konudur. Buraya girmeyeceğim. Bir sonraki derse bırakacağız. Şimdi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler tabii ki siyasi alanda da, sosyal alanda da bizi ilgilendiriyor. Şu çok önemli, mesela bir devlet yöneticileri Allah'ın hükmünü bu topluma uygularsa tabii ki bu toplum huzurlu ve örnek bir toplum olur ve gerçek kurallarla yaşamış olurlar. Fakat birçokları bu kuralları görmezden yetersiz gördüğü için canım bu, bu dönemde, bu devirde böyle bir hüküm mü olur diyerekten Allah'ın hükümlerini saf dışı bırakmışlardır. Ee, örneğin mesela söylemeden duramayacağım. Her gün duyduğumuz ölüm, birbirlerini insanların öldürme, kanını dökmeyi hep televizyonda haberlerde izliyoruz. İşine gelen, işine gelen keyfiyle öldürüyor bazen. Neden? Çünkü biliyor ki kısas yok kendisine kendisine aynı şekilde kısas yapılmayacak. Gidiyor yatıyor, paşa paşa yatacağım diyor. Devletin vergisiyle besleniyor. Orada yatıyor, yiyip yani o öldüren şahsın vergisiyle onu besliyorlar. Bu bir haksızlık, bu bir zulümdür. Kısas dedik de idam anlayış akla geliyor. İdam farklı bir şey. İdam diktatörlerin uyguladığı bir şey. Kısas ise Allah'ın koyduğu bir hükümdür. Adil bir hükümdür. Maalesef bu kimi hükümler uygulamıyor, toplumda üzülsüz oluyor. Bu başka bir konu. Şimdi burada asıl bahsedilen şudur. Ayetin öncesinde de şunu söylüyor. Yani 43. ayeti de okuduk ki bu elinde nur, hidayet olan bu kitaptaki hükümleri uygulamıyor insanlar. Halbuki nebiler ve rabbaniler kendilerini Rabbine adamış gerçek muvahhidler Allah'ın bu hükümleriyle hareket ediyorlardı. Fakat sonradan insanlar bu hükümleri saf dışı bıraktılar. İşte Allah Teala da diyor ki: "Ve men lem yahkum bima Allah. Kim ki Allah'ın indirdikleriyle hüküm vermiyorsa, hükmetmiyorsa işte onlar kafirlerdir, zalimlardır, fasıklardır. Şimdi tefsirlerde mesela örneğin İbn Abbas der ki kafirler e kastedilen Allah'ın indirdiği hükümleri görmezden geliyor. Yok diyor böyle bir hüküm ve bu yüzden kafirdir. Yok eğer görüyorsa, kabul ediyor fakat uygulamıyorsa işte yerine göre zalimdir, fasıktır. Tabi bu bir anlatım. Asıl istenen ise burada bu din ve devlet adamlarının Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemeleri kendileri için uyguladıkları, oluşturdukları paralel yapılardır ki bu paralel yapılarla hareket ediyorlar. Bir kısmı da tefsirlerde bu ayetlerden sadece Yahudilerin ve yani ehli kitap, Hristiyanların Hristiyanlardan bahsedildiğini düşünerek yanlış sonuca varıyorlar. Tabii ki onlardan da bahseder fakat Sadece onlar mı? Şimdi tabii ki ehli kitap ne yaptı? Allah'ın hükmünü, kitabını mücmel görerek, anlaşılmaz görerek yeni bir kaynak oluşturdular. Ne yaptılar? Kendilerince mişnalar, gamaralar oluşturdular. Hristiyanlar konsil kararları oluşturdular. Ve yeni kaynaklarla Allah'ın hükmünü değiştirdiler. Peki Müslümanlar aynı şeyi yapmadılar mı? Yapmıyorlar mı? Yani Allah'a alternatif kitabına alternatif yeni kaynaklar oluşturmadılar mı? Yeni Mişnalar. Hatta Mişne dedik de şu Mişnalar dedik de onlarda mişna hadis, icma, onlar anlaşıyor. Gamara, tefsir, yorum anlamına geliyor. Konsil kararları icma anlamına geliyor. Aynı şekilde evet. Hatta daha fazlasına teşebbüs etmişler. Bir de tarikatlarda uydurulan bir mesnevi var. Aslında onun aslı Mişnevi'dir. Mişnevi mişne dedik de o mesnevi aklıma geldi. Mesnevi iyileştirmişler. Sonradan Mesnevi adını almış. Mişne yani Mevlana'nın Mişnası. Mevlana aslında şu anda bir kahraman, bir Allah dostu olarak gösteriliyor. Fakat o zamanın bir Fetullah'ıydı. Yani onunla ilgili birçok şeyler vardı. Burası yeri değil. Yani o zaman Fetullah olduğu için yakalanmadığı için o neredeyse bir ilah konumuna getirildi. Günümüzde de o Fetullah Allah'ın dinine hem de devlete paralel bir yapı oluşturduğu için devlet onu e, anladı. Yani Allah'ın dinine hem de devlete karşı yanlış adım attığını ve yanlış olduğunu anladı. Ve eğer anlamasaydı ne olurdu? Bugün o da Mevlana'dan daha kötü ilahlaşmış ve kutsallaşmış bir şahs olarak toplum benimsemiş olurdu. Ki çok şükür böyle bir fırsat ona verilmedi. Yani toplumu insanlar oluşturdukları yapılarla çok güzel aldatabiliyor. İşte aldanmamaları için bu dersi işliyoruz ve söylüyoruz ki yeryüzünde insanların çoğu Allah'a alternatif, Allah'ın dinine alternatif paralel yapılar oluşturmuşlardır. Bugün dünya çapında oluşturulan Yahudilik, Hristiyanlık, Sünnilik, Şiilik hepsi Allah'a alternatif oluşturulan paralel yapılardır. Bunu bilmeniz gerekir. İşte bunun sübutunu şimdi vereceğim inşallah. Şimdi bu kitap benim tezim. Şimdi söylediğimin ispatını Kur'an-ı Kerim'den de vereceğim hem de tarihi olaylardan. İnsanlar nasıl saptırılır tarihi süreç içerisinde kendi din ve devlet adamlarının eliyle ki hep aynı kozları, aynı üsül, aynı metodu kullanmışlardır. Ne yapmışlardır? Allah'ı yetersiz görmüş. Kitabını yetersiz görmüş ve kendilerince kaynaklar oluşturarak bu kaynakları din diye sunmuşlardır. Kur'an-ı Kerim işte boşuna din adamlarından daha çok bahsetmez. İşte e, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin başında din adamları geliyordur. İşte bu yüzden... Taberi'de şöyle bir açıklama var bu ayetle ilgili. Der ki bunlar o kimselerdir ki Allah'ın kitabında indirdiğiyle hükmetmezler. Lakin onu değiştirir ve başka hükmü uygularlar. Allah'ın kitabında indirdiği açık hakikati gizlerler. Yerine bir başka hükmü gösterip onunla hüküm verirler. Ve başkalarını da böylece günaha sokarlar. Şimdi ne gibi hükümler veriyorlar Allah'ın dışında örneklerini verirseniz her gün bir Süleymaniye Vakfı olarak Abdülaziz Bayındır Hoca da başta olmakla her gün bir konuyu anlatıyoruz. Anlatılır. İzleyenler bunun farkında. İzlemeyenler bunun farkında değiller. Bu yüzden de izlesinler bir zahmet. Şimdi bir başka bu yani bu ayetlerle ilgili şöyle bir anlatım var kendi din adamlarının uyguladıkları hükümleri mesela kendi din adamlarının oluşturdukları kaynaklar mesela Allah'ın verdiği hükümle çatıştığı zaman kendi kaynaklarında olanla veya kendi din adamlarının bilginlerinin sözlerini tercih ediyorlardı. Eğer ikisi birbirine çatıştığı zaman kendi bilginlerini, sözlerini aynı şekilde kabul edir ve uygularlardı ki buna aslında Kur'an-ı Kerim Rab edinme olarak vurgular. Yani böyle insanları Allah'a alternatif, Rab'be alternatif bir Rab icat ederlerdi. Kur'an-ı Kerim'de bunun örneği var. Nitekim hep önceki derste de söyledik. Tevbe suresi 31. ayette İttehazu ahbaran ve ruhbanahum erbaben min dunille Onlar kendi bilginlerini ve din adamlarını Rab edindiler. Ki bu ayet okunduğu zaman biliyorsunuz Adi bin Hatim ne yapıyor? Hatem diyor ki ey Allah'ın Resulü biz onları Rab edinmiyoruz. Allah Resulü de ne diyor? Diyor ki onların o din adamlarınızın Allah'ın helal kıldığını haram yaptıkları zaman, haram kıldığında helal yaptıkları zaman siz onların görüşlerini tercih etmiyor muydunuz? Hatem diyor ki evet biz onların görüşlerini tercih ediyorduk. İşte Nebimiz de diyor ki işte Rab edinmek budur. Bugünümüzde de öyledir. Yani Allah'ın kitabında herhangi bir konu mücmel bırakılıyor ve Hadiste hadis daha açıklayıcı olmuş oluyor. İcma ondan daha açıklayıcı, net hükme bağlamış oluyor ki. bu Bununla da ilgili biz yani Elmalı Hamdi Yazır'ın çok güzel bir e, tespiti var Rab edinmekle ilgili. Bunu da söyleyeyim. Şöyle der bu e, Tevbe suresi 31. ayetle ilgili. Herhangi birini Rab edinmiş olmak için, İlla da ona Rab adını vermiş olmak şart değildir. Yahudi ve Hristiyanlar kendi ahbar ve ruhbanlarına Rab dememişlerse de Rab yerine koymuşlardır. Dinde hüküm koyabilme haklarının olduğuna inanmışlardır. İşte Rab edinme, dinde yetkili kılmak. Yani e, helal koyma, haram koyma yetkisi bir insanda Allah'ın dışında bir insanda hatta ne Nebi de buna dahil koyulduğu zaman, bu yetki verildiği zaman işte Rab edinmedir. Elmalı da bunu aynen söylüyor kendi tefsirinde. Ve dinde hüküm koyabilme haklarının olduğuna inanmışlar. Şu halde Yahudi ve Hristiyanları muahase ettiğimiz gibi, yani onları sorguladığımız gibi kendi din alimlerimize, ulul emir adı verilen devlet başkanlarımıza itaati de Allah'a itaat ölçüsünde yapmalıyız. Dolayısıyla bir kimsenin Allah'ın emrine uygun olup olmadığını hesaba katmayarak onun emrine uymak ve özellikle dinin hükümlerine ait olan hususlarda onu kural koymaya yetkili sanıp ne söylerse ne emrederse doğru farz etmek. Allah'ın emrine test düşeceğini düşünmeden onun emirlerine taparcasına yerine getirmek, onu Rab edinmek ve ona tapınmak, tapmak demektir diyor Elmalı Hamdi Yazır. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de de, yani Yusuf suresi 40. ayette şöyle buyuruyor, Rabbimiz diyor ki, siz Allah'ı bırakıp sadece sizin atalarınızın taktığı bir takım isimlere şimdi Yahudiler biliyorsunuz, Yahudi olmakla değil, kendi işlerine bir sürü kollara, isimler koymuş cemaatlere. Hristiyanlar da o şekilde, Müslümanlar da o şekilde bir takım Sünni, Şii, Selef, Tarikat, Nakşi, Kadir, bu gibi Kadir'i böyle İsimler ve kendilerince bir yol, minheç çizmişlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm inil hukmu illa lillah. Hüküm ancak Allah'ındır söylüyor. O kendisinden başka hiçbir şeye tapmamanızı emretmiştir. İşte en doğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Maalesef dinde bir insanı söylediğimiz gibi helal ve haram koyma yetkisi vermek bir insana onu Rab edinmektir. İsterseniz ona tapının, isterseniz tapınmayın. Kendilerini Allah'ın yolu dışında bir yol edinmek, bir vasıf edinmek. Tüm bunlar Allah'a alternatif paralel din, paralel isim ve paralel yol çizmektir. Allah'ın dinini yeterli görmüyorlar, haramını yeterli görmüyorlar, helalını yeterli görmüyorlar. Örnek vereceğim bir tane de, hep örneksiz de olmuyor bu işler. Şimdi biliyorsunuz, Sünni'nin de Şian'ın da sevdiği İmam Ali ve en çok da Ehli Şian'ın okuduğu Nehcül Belaga isimli kitabı ki, Burada İmam Ali Arapçasından okuyacağım. Arapçasıdır bu. Yani allah Teala mesela örneğin yiyecekler konusunda sadece dört tane haram, haram buyurduğu halde bakarsanız Şia'da o kadar haram çeşidi var ki kim ne kadar çok haram koyarsa o kadar çok alim gözüküyor. Alim onlar yani halk tarafından alim olarak anlaşılıyor. Şöyle diyor İmam Ali. Gerçekten ben bunu okurken kendimi tutamamıştım ki gerçekten de İmam Ali bunu yani bunu ona e, yani Allah'ın e, tarif ettiği, vasfettiği sahabenin bir özelliğidir bu. Ne diyor? Vâlemû. <laughs> Dikkat edin. Bilin şunu ki, ibadallah ey Allah'ın kulları. أن المؤمن يستجل الآمة ما ما استحل آما أول ويحرم الآمة ما حرم آما أولا Sizden öncekilere ne helal buyurulmuşsa, sizden öncekilere ne haram buyurulmuşsa size de aynı haram, aynı helal buyurulmuştur. Ve inna ma nas la yuhillu lakum shay'an mimma İnsanlar bir şeyi halal etti diye o şey size helal olmaz. Bir şeyi insanlar haram kıldı diye size o şey haram olmaz. Velakin el halal ma ahallallah. Lakin halal Allah'ın kitabında buyurduğu Allah'ın helal kıldığıdır. Vel haram ma harramallah. Haram da Allah'ın haram kıldığıdır. E, Arapçasını bırakayım. Başına gelen, musibetten ders almayan, yani verilen musibetlerden, başına gelen musibetlerden, gördükleri musibetlerden ders almayanlar, verilen öğütten ders almazlar. Bütün bunlar açıkça öğretildi, gösterildi ki, Sonra siz bunun inkarına gitmeyesiniz. Fenden nasıl Yani burada söylemeden edemeyeceğim. Önceki dersimizde de söylemiştik. İnsanlar iki türlüdür. Muttabiu şer'a şeriata ah, tabi olanlar ve mübtediu bid'ah ve bid'ata uyanlar. Yani sonradan icat edilene uyanlar. Bir, Allah'ın indirdiğine uyanlar. iki sonradan icat edilen hükümlere uyanlar. وَلَا inna حُجَّهِ فَاِنَّ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَعَدْ اَحَدًا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ Subhanallah ne güzel diyor. Diyor ki, hiç kimse Allah'ın kitabı gibi öğüt veremez ver verme kabiliyetinde değil fe inne hablullahil metin çünkü bu kitap Allah'ın kopmaz ipidir. Vesile ile ilgili bundan önce ders yapmıştık ya bakın bu 417. sayfa 2 ikinci cilt olarak geçer kitabın içinde. Yani vesilenin de Allah'ın kitabı olduğunu İmam Ali söyler fakat e, ne fayda ki e, kendi minheçlerini, kendilerinin edindikleri yolları kör körüne taklit eden insanlara verilen öğüt kâr İmam Ali'nin dediği gibi ne söylerseniz söyleyin, ne kadar isterseniz ayet okuyun, onlara fayda etmiyor. İşte bu yüzden Bakara suresinin e, ilk sayfasında 6. ayetinde yok e, sonraki ayetlerinde şöyle buyurur. İlk sayfasından sonraki ayetlerde e, 6'dan sonraki ayetlerde şöyledir. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَانْ عَلَيْهِمْ اَنْ يَرْتَوْمْ اَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ O kimseler ki Allah'ın kitabındakileri görmüyor ve hakka gözlerini yummuşlar, kulaklarını tıkamışlar. Yani hakkın üzerine örterler kafarû. Sevâun aleyhim enzertehum em lâ tunzirhum Onlar için fark etmiyor, aynıdır. İster onlara uyarın, ister onlara uyarmayın, hiçbir şey değişmez sevâun aleyhim. Sevâun aleyhim enzertehum em lâ tunzirhum Onlar size inanmayacak. Onlar bu kitaba bağlanmayacak. Kitabı yeterli görmeyecek. Veminen ness men yu'minu billahi ve bil yevmil insanlardan öylesi var ki diyor aynı günümüzdeki gibi ben Allah'a inanıyorum ben inançlı biriyim ee, hatta ve yevmil de inanıyorlar fakat velahu'm bi mu'mini onlar inanmıyorlar öyle güvenmiyorlar inanıyorlar e şöyle inanıyorlar yani sözlü şekilde güvençi yok güven yok yeterli bulmuyorlar ee, ayetlerin devamında yukadiunallahu vellezine Allah ve yaktaunelelfsun yani kendilerince bir e, e, oyun kurarlar bir kurnazlık yaparlar işi geçiştirirler ya siz de böyle geçiştirirler. aslında biz anlatıyoruz biz de kişiye ha doğru doğru diye hiç aldırmazlar yani işi böyle geçiştirmelerle, oyalamalarla ve kendilerinden eminle Bir minheç oluşturmuşlar kendilerince. Bir yol edinmişler. Öyle bir dalmışlar ki o yola. O yoldan çıkamıyorlar. Yani çıkanları da şerliyorlar. Yani kendilerince bir sürü iftira atarlar. Yani akıllarına geleni söylerler. Ee, i̇şte Aynı kendilerinden önceki Yahudi ve Hristiyanların tutumunu sergilerler. Onlar derler ya kendilerince bir minheç oluşturmuşlar derler. Mesela Bakara suresi 111. ayetinde şöyle derler. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ illa Hudan ev nasara." Yahudi ve Hristiyanlar dediler ki, ancak cennete Yahudiler ve Hristiyanlar girecekler. Yahudiler kendilerince dediler ki cennete sadece Yahudiler girecek. Hristiyanlar da dediler ki sadece cennette Hristiyanlar girecek. Ondan sonra tilke emaniyuh. Allah Teala ne güzel buyuruyor. Aslında tüm bunlar onların kuruntularıdır. Bir kuruntu. Bizan peşindeler. Kulha tuh burhanakum kuntum sadiqin. Eğer doğru sözlü iseniz o zaman delilinizi getirin diyor Rabbimiz. Önceki derslerde söylemiştik ya. Batıl dinlerin, uydurulmuş dinlerin ilimde bir payı olmaz. İlimden nasipleri olmaz, delilleri olmaz. Uydururlar bir şeyler rivayetleriyle, zanlarıyla. Yani Allah'tan bir delilleri yok. Allah'ın kitabında ise işte, gerçek ilim gerçek delil şurada Allah'ın indirdiğinde. Bir başka ayetinde de Bakara 135'te de diyor ki: "Bakaluhu'dan el-nesara Ya Yahudiler diyorlar ki, Hristiyanlar da diyorlar ki, "Ya bize uyun tehtadu hidayete, doğru yola ulaşırsınız." diyorlar. Ya böyle kuruntular peşindeler. İşte bu gibi düşünce yapısına sahip olanları Allah Teala Maide Suresi 68'de şöyle uyarıyor. Diyor ki Rabbimiz işaretledim. De de ki ey ehli ey kitap ehli Tevrat'ı İncil'i ve Rabbinizden size indirileni uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyleyse kafirler toplumu için üzülme. Bakın ne diyor? Bu Kur'an onlardan birçoğunun taşkınlığını artıracak. Yahudi ve Hristiyanların taşkınlığını artırdı. Peki siz Kur'an'dan bir şey okuduğunuz zaman bu paralel din icat edenlerin taşkınlığı artmıyor mu? Onlara aynı tepkiyi vermiyorlar mı? Yahu siz dediğiniz zaman ki hükümler ancak Allah'ın kitabındadır. Kurtulanlar da ancak Allah'ın kitabına uyanlardır. Onlar ne derler? Onlar derler ki hayır kurtulanlar sadece ehli sünnet ve cemaate sarılandır. Şia diyor ki Şii olanlardır. Hatta bununla yetinmez bazı tarikat üyeleri kurtulanlar ahirette kaderi olanlardır, nakşibendi olanlardır, şu olandır, bu olandır. Ve kendilerince bir yani diyelim kaide oluşturuyorlar, kurtuluş yolu oluşturuyorlar, hidayet yolu oluşturuyorlar. Bunlarla da ilgili Kur'an-ı Kerim'de Nisa 123 124. ayetlerinde Rabbimiz şöyle diyor. İş ne sizin kuruntularınızla ne de kitap elinin kuruntularına göredir. Kim kötü bir iş yaparsa onunla cezalandırılır. O kendisine Allah'tan başka ne bir kurtarıcı ne de bir yardımcı bulabilir o insan. Ahirette ne bir kurtarıcı o insan ne de bir yardımcı bulabilir. Mümin olarak erkek veya kadın her kim salih ameller işlerse işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. Demek ki Rabbimizin söylediği, el kitapla ilgili söylediği, yani onlar aynı şeyi söylüyor, bugünküler de aynı şeyi söylüyorlar. E diyorlar ki, şuraya girmezseniz, bizim minhecimize uymazsınız, kurtuluşa ermezsiniz. İşte Rabbimiz onlara cevap veriyor. Bugünün sözde Müslümanları paralel din yapısı oluşturanlara diyor ki, iş sizin kuruntularınızla değildir. Nerededir? Kurtuluş nerededir? Hidayet nerededir? İşte söylüyor, bu kitaba uyan, iyi ameller işleyen, mü'min olarak iyi ameller işleyenler, işte kurtulanlar, bu kitabı ile hükmedenler, o bu kitaba uyanlardır. Biz böyle söylediğimiz zaman, insanlardan bir kısmı, çok yaygın olan bir rivayete dayanarak kendilerince savunma yaparlar. Ne derler? Yaygın bir hadis var. Yahudiler 71 fırkaya ayrılacak. Hristiyanlar 72 fırkaya ayrılacak. Benim ümmetim ise 73 fırkaya ayrılacak. Teşekkür ediyorum vermişler bakın. Aynı şekilde. Buraya kadar olan kısmı var ya. İbn-i Davud'da geçer. Ben hatta buraya kadar kısmında e, ilgi duymuştum. Bundan sonrakinde ise tacip etmiştim. Yani şaşırmıştım ki böyle şey mi olur diye. Ta ilahiyat ilk dönemlerde. Ve e, Konya ilahiyatı, Seljuk ilahiyatı bir şey var araştırma merkezi var. Orada gidip Arapçasından da araştırmıştım bu hadisin kaynağını. Ki bu hadisten sonraki gerçekten çok şaşırılacak bir şey var. Buraya kadar bir kısım insanlar zayıf bir kısmı uydurma dese de birkaç kişi Ebu Davud başta olmakla buraya kadarına sahip demişler. Fakat sorun burada değil. Fakat sorun bundan sonra uydurulan kısmında. Ne diyorlar? Hadise bir ekleme daha yapmışlar. Demişler ki bir fırka dışında hepsi ateştedir. Ben bu kısmına rastlamadım o oradaki araştırmamda. Oraya kadarı var. Ondan sonrası yok kaynaklarda. Bunu eklemişler. Bunu eklemekle yetinmişler mi? Hayır. Bir şey daha var. Şimdi kurtulan fırka ıı, gerekir ya, hepsi ateştedir. Birisi dışında ne diyor? Şöyle bir e, hadisi şöyle bir ekleme yapmışlar. E, sordum nebimize, bu e, bir fırka dışında olan, yani bu, bunun dışında olan, hepsi azapta ya, bunun dışında olan fırka hangisi? Resulullah demiş ki, gör nebimiz, kurtulacak fırka diye hangisi sordum? Ben ve cemaatim. Bakın, El-Sünnet kitaplarında, Selef ve birçok tarikat kitaplarında, hadisçilerde, hadisçiler bu kısmını inkar eder, uyduruk olarak yarar, kabul etmezler. Fakat bir kere kafaya takmışlar bunu. Demişler ki, eli sünnet ben ve benim cemaatimdir. Birçok uydurma tarikat kitaplarında, birçok kendilerince oluşturulan kitaplarda, ben de ben de benim sahabem Ehl-i sünnetim diye ehl sünnet bunu şey yapar. ehl Şe ise kendi kitaplarında hatta o kadar fazla ki onlarda bu gibi rivayet. Yani ehl de daha fazla ehl sünnetten bu uydurma kısmı. Ve derler ki ben ve benim ehli beytim. Kurtulacak olan ben ve benim ehli beytimdir. Bununla teselli ediyorlar. Yani umurlarında değil. Allah'ın yüklediği sorumluluklar. Allah'ın indirdiği hükümler. Onlar için önemli olan nedir? O tarafta olmak. Hangi taraf? Kendilerince oluşturdukları paralel yapıda olmak. O yapının e, bir temsilcisi oldu mu? İşte her şeyi artık biliyorsunuz. Tarikatlar da aynı düşüncede. Hepsi aynı düşüncede. Kur'an-ı Kerim'in belirttiği gibi. Aynen Rum suresi de. مِنَ الَّذ۪ينَ o o kimseler ki dinlerini bakan uşiyan şia olmuş yani her biri bir taraftar olmuş dinlerini bölmüşler kullu hizbin bimeledehim ferhun her de, her grupta her taraftarda da kendisinde olanla övünüyor teselli buluyor ve kurtulacağını düşünüyor ya yani çok gerçekten çok acınacaklı bir durum. Yahudiler de dünya insanı bu durumda. Toplum bu şekilde bir inanca sahip. Yahudiler Yahudi olmakla, Hristiyanlar Hristiyan olmakla, Müslümanlar da Müslüman olmakla sözde veya herhangi bir tarafta durmakla kurtulacağını düşünüyor. İşte Allah Teala da bu kibilerini ta o dönemde olduğu gibi günümüzde de var. Bu kibirlerine cevap olarak işte Rum Suresi 32 ve diğer birçok ayetlerde var ki başına böyle kuruntulara düşmeyin. Kurtulacak olan Allah'ın kitabıyla hareket eden, kendi hayatına bu hükümleri aktarıp yaşayandır. Allah bizi kitabına uyan, dinli gereği gibi yaşayan, və nuxli şəkildə bu dünyadan göçən kullarından eləsin. Məni izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Allah hafnət olsun.